16. haftanın tıraşında birlikteyiz. Yeni başlayanlar serisinden sonra Türkiye turumuza devam ediyoruz. Bu hafta yayınımız Bursa'dan devam ediyor. 2 yeni ürünüm var. Geltir.com Geleneksel Tıraş Forumu'nun değerli üyesi Serdar Bey'in bana DM'm için göndermiş olduğu Merkur 39C Slant, dikkat ederseniz üretim hatası değil, kafa kısmı eğri, eğimli, slant eğri demek, eğimli demek. Bu şekilde giyotin gibi sakalları belirli bir açıyla kesmesini bekliyorum. Ben de ilk kez kullanacağım eğri başlı bir tıraş aletini. Oldukça ağır, 100 gramın üzerinde, uzun saplı, 2 parça. Bunun kısa saplı olanı 37C, kısa saplı tercih ederseniz. 34C'yi zaten biliyorsunuz, çok sık kullanıyorum ve çok beğenerek kullanıyorum. Bakalım bu slant tıraş aleti nasıl bir performans sergileyecek. Sabunum da Phoenix Cavendish, Amerika'da üretilen Cavendish. Torrent'ten baktığımda işlenmiş tütün anlamına geliyormuş. Kokusunda da zaten pipo tütünü kokusu var. Bu sabunun kendi orijinal kutusunun üzerinde de pipo içen bir adam gölgesi görebilirsiniz. Bir nevi tütünün kokusu ağır basıyor. Ayrıca şekerli bir koku da var. Vanilya tarzı. Phoenix Cavendish sabunumuzun adı. Bu sabunu Prorazo'nun bu tasına bir miktar aldım. Dipte duruyor. Bunu Omega fırçamla, domuz kılı fırçamla köpürteceğim. Bu hafta tıraş bıçağım Mavi Astra. Keskinliğini ve konforunu yeterli buluyorum. Bıçağımızı yükleyelim. Bu şekilde. İyice sıkıştırıyorum. Kenarlardan taşıyor bir miktar. Fırçamı 3 kez silkeledim. Artık damlamıyor. Ve tasla köpürtmeye başlayalım. Umarım iyisiniz, keyfiniz yerinde, tıraşlarınız iyi gidiyor, tahrişsiz, sorunsuz. Hafta sonumuz iyi geçmiştir. Güzel haberler. Mutlu zamanlar geçirmişsinizdir. Ailenizle, sevdiklerinizle. Bir miktar suya daldırdım fırçanın uçlarını. Hatırlarsanız kabarcıksız, parlak, ışıl ışıl köpük oluşuncaya kadar çeviriyoruz. Çok kıvamlı olduğunu düşünürseniz bir miktar su ilave edin. Çok duru olduğunu düşünürseniz çevirmeye devam edin. Bu nedenle suyu azar azar verin. Birden çok su verirseniz kıvamını yakalamanız zor olabilir. Evet, güzel köpük oluşmaya başladı. Bakın. Kıvamlandığında bu şekilde tepe noktaları oluşuyor. Bu durumda artık köpüğümüz tıraşa hazırdır. Bakın, çok güzel köpük oluştu. Yoğurt kıvamında. 3 günlük sakalım var. Sakallarımızı hatırlarsanız tıraş öncesi için sıcak musluk suyuyla en az 30 saniye yumuşatıyoruz. Mentol içeriği de var sabunun. Tütün kokusu ama rahatsız edici değil. Tabak kadar yoğun gelmedi bana tütün kokusu. Güzel, hoş bir kokusu var. Bakalım slant aletlerle anlaşabilecek miyiz? İlk perde sakal çıkış yönlerinde. Evet, tabi aletin baş kısmı eğimli olduğu için tıraş aletinin eğimini tutmuyoruz. Yine aynı şekilde nasıl tıraş alıyorsak o şekilde tutacağız. Peki neden eğimli bir tıraş aletine ihtiyacımız var? Sanırım belirli bir açıyla kestiği için sakalları daha etkin olduğu düşünülüyor. Açıkçası benim ilk izlenimim de o yönde. Mavi Astra 3 günlük sakalda bir miktar çekiştirme yapmasını bekliyordum. Ama ilginçtir, hiç çekiştirme yapmadı. Bunun slanttan kaynaklandığını düşünüyorum açıkçası şimdi. Az da olsa bir çekiştirme yapması gerekirdi. Giyotin gibi düşünün. Giyotin gibi belirli bir açıyla kesiyor. İlk perde bu şekildeydi. İkinci perdeye geçelim. bakar mısınız? Çok güzel, kıvamlı. Bir bu kadar da kaldı. İkinci perdedeyiz. Sakal çıkış yönlerinin çaprazına doğru tıraş oluyoruz. Bu tıraş aleti her ne kadar eğri de olsa agresif değil. Yumuşak bir tıraşı var. Yumuşak ama etkin bir tıraşı var. Forumda yorumlarına bakarsanız genellikle slant aletler hassas ciltler için önerilmiş. Ben de ilk kez kullanıyorum. Evet. Güzel bir tıraşı var. Hoşuma gitti. Burada bir miktar kaldı. Düzeltmeler de alalım oradan. Bursa'da izlemiştik. Bursa, malumunuz, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk başkentidir. Bu nedenle de Osmanlı döneminden kalma oldukça fazla eser vardır. Düzeltmeler de bu şekilde. Diğer çapraza doğru gidebilirsiniz. Tercihinize göre. Ama bu slant tıraş aletleri gözünüzü korkutmasın. Tabii mutlaka arasında çok saldırgan sert tıraş veren mutlaka tıraş aleti vardır. Ama bu 39C. Gayet başarılı. Astra jiletle. Astra mavi. Bursa'nın İskender'i vardır. İskender kebabı. Tarıma çok elverişli bir bölge. Her türlü meyve sebzenin yetiştiği bir yer. Eskiden ipeği vardı sanırım, artık kalmadı. İpekçilik yapan. İnegöl köftesini bilirsiniz. İnegöl köftesi çok lezzetli köftelerden biridir. İnegöl'de bulunmuştum. Bir orman şehri İnegöl. Mobilyacılık ve ağaç orman işleri de yaygındı o zamanlar. Şimdi bilmiyorum yaygın mı. Şeftalisi meşhurdur. Bursa'nın yarma şeftalisi çok lezzetli olur. Mevsimi de yaklaşıyor artık sanırım. Önümüz yaz. Bursa'da milli mücadele döneminde işgal edilip Yunanlılar tarafından daha sonradan kurtarılan şehirlerimizden bir tanesi. Uludağ meşhurdur. Kayak merkezini herkes bilir. Mustafa Kemal Paşa ilçesinin Kemal Paşa tatlıları meşhurdur. Sadece orada üretilir. Tıraşımızı tamamladık. 2 perde artı düzeltmelerle. Şimdi tıraş sonrasına geçelim. Soğuk suyla yüzümü duruluyorum. Tıraş sonrasında yine Amerika'da üretilen Afta tıraş sonrası krem, paraben içerikli, Old Spice andıran bir kokusu var. Bir miktar aldım. Ve kokusu oldukça kalıcı. Bunun öyle buldum kokusunu. Tıraş sonrası krem için oldukça güzel bir özellik. Kalıcı bir kokusunun olması. Yatıştırıcılığı da güzel. Ankara'da bulunabiliyor. Mas Kozmetik'te var. Sanırım 40 lira fiyatı. Gramajı düşük ama. 88 mililitre. Old Spice kokusunu seviyorsanız tam size göre. Hemen şimdi tekrar edelim. İlk kez Slant eğri başlı bir tıraş aleti kullandım. 3 parça. Çok güzel iş çıkardı. Gerçekten etkili bir tıraşı var. Sert olmasa da etkili bir tıraş verdi. Mavi Astra jiletle kullanmıştım. Agresif değil kesinlikle. Günlük tıraşa bile uygun olabilir bu haliyle. Omega fırçamla bu tasın içerisinde köpürtmüştüm. Hala köpüğüm arttı. Ve sabunum da Phoenix Cavendish tütün kokulu, oldukça güzel, yoğun, kıvamlı köpük yapan bir sabun oldu. Evet. Tıraş sonrasında da Afta tıraş sonrası krem kullandım. Evet, haftanın geri kalanında kestane şekeri tadında güzel bir hafta diliyorum size. Kendinize adam gibi bakın. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. 17. haftada, bir sonraki hafta görüşmek üzere. Bir sonraki videoda yorumlarınızı yazın. Kendi tıraş deneyimlerinizi yazın videoların altına. Ve paylaşın videoları aynı zamanda. Hoşça kalın. Ortam kıyıdan kıyıdan gel, ortası çamur kıyıdan gel, kıyıdan 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 gel, ortası çamur kıyıdan gel, kıyıdan 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 gel, ortası çamur kıyıdan gel, kıyıdan 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 gel, ortası çamur kıyıdan gel. Gaz koydum yansın diye, aman gaz koydum yansın diye, al gidim alsın diye, amanın al gidim alsın diye, kimselere almadım, amanın kimseleri almadım, Nazlı yar alsın diye, aman Nazlı yar alsın diye. Kıyıdan 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 gel, ortası çamur kıyıdan gel, kıyıdan 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 gel, ortası çamur kıyıdan gel.